Voyager 1 uzay aracı fırlatıldıktan 13 yıl sonra 1990 yılında 6 milyar kilometre uzaklıktan kamerasını döndürdü ve bu fotoğrafı çekti. Bu bizim dünyamız. Şu ana kadar yaşanmış her şey, tanıdığınız herkes, gelmiş geçmiş tüm insanlar, tüm hayvan türleri bu noktanın üzerinde zamanlarını geçirdi. Bilmem farkında mısınız ama şu anda dünyamızın etrafında yaklaşık 5000 tane uydu var. Ve bugün bunlardan belki de en ilginci olan dünyanın etrafında 13 bin yıldır dolaştığı kabul edilen bir cisim hakkında konuşacağız. Bu cismin nereden geldiği veya ne işe yaradığı hala bilinmiyor. Çünkü bu objeye yaklaşmak yasaklı durumda. 20 Temmuz 2015 yılında başlatılan Breakthrough Listen projesi, evrende yalnız mıyız sorusuna yanıt aramak üzere kurulmuş bir program. Başka bir yıldız sistemine girebilecek miyiz videomda anlattığım Breakthrough Starshot projesinden bir yıl önce başlatıldı. Bu yapının amacı uzaydaki radyo dalgalarını incelemek. Nisan ayında bu yapı uzaydan gelen birkaç tane radyo dalgası yakaladı ve bunlar halka açık olarak paylaşıldı. Şu anda isterseniz sitelerine gidip bakabilirsiniz. Bundan neredeyse 100 yıl önce buna benzer bir olay yaşanmıştı. Black Knight Satellite, yani Kara Şövalye uydusu adı verilen bu uydunun hikayesi bildiğimiz kadarıyla şöyle. Bu objeyle etkileşime geçen ilk kişi Nikola Tesla. 1899 yılında Colorado Springs'te bulunan laboratuvarında radyo dalgaları ile ilgili bir deney yaparken yanlışlıkla ya da istemeden Kara Şövalye uydusundan bir takım radyo sinyalleri almaya başladı. Ve bu bilgiyi bir arkadaşına mektup göndererek anlattı. O sıralarda New York'taki Wardenclyffe Tower projesi ile uğraşıyordu. Binanın inşaatı bittikten sonra çalışmalarına orada devam etti. Tesla'nın yakaladığı radyo dalgaları hakkında inceleme yaptıktan sonra bunların ne anlama geldiğini bildiğini iddia etti. Ve bu mesaja cevap vermek için sinyal yollayan bir cihaz geliştirdi. Tesla 25 Şubat 1923 yılında yaptığı bir röportajda şunları söyledi. Colorado'da araştırma yaptığım zaman da yaptığım deneylerin sonucunda Mars'ta yaşam olduğuna dair olağanüstü derecede kanıtlarım var. Şu ana kadar kimsede görülmemiş son derece hassas bir alıcım vardı. Ve bunu kullanarak bir takım sinyaller yakaladım. Ve bunları 1, 2, 3, 4 olarak çevirdim. Marslıların iletişim için numaraları kullandığına inanıyorum. Çünkü sayılar evrenseldir. Bunlar yaşandı ve Tesla'nın ölümüyle birlikte bu konuda yaptığı çalışmalara el konuldu. Şu anda o radyo sinyallerinin ne olduğunu bilmiyoruz fakat bazıları bunun gerçekten de Kara Şövalye uydusundan geldiğini savunurken bazıları ise bunun Jüpiter'deki rüzgarların parazit sesi olduğunu savundular. Fakat şöyle bir şey daha var ki 1927 yılında Kara Şövalye uydusu bu sefer amatör bir radyo sunucusu olan Jorgen Hals'a radyo sinyalleri yolladı. Hals aynı şekilde Tesla gibi radyo sinyalleriyle ilgili testler yaparken kendisine gelen bazı sinyaller ilk gelen sinyallerden birkaç saniye sonra eko yapıyordu. Bunu kendisi açıklayamadı. Ve Norveçli fizikçi Carl Stormer'a bir mektup yazdı. Carl bu olayı birkaç arkadaşıyla incelemeye başladı fakat ikisi de bunu anlamlandıramadılar. Bu olaylar burada bitti ve yıllarca bir daha konuşulmadı. Ta ki Rusya'nın dünyanın ilk uydusunu fırlatacağı günden 3 yıl öncesine kadar. 1954 yılında bir UFO araştırmacısı ve eski bir ABD denizcisi olan Donald Keough gazetelere Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın etrafında dönen iki tane farklı uydu tespit ettiğini söyledi. Bu olay dünyada çok büyük bir kargaşa yarattı. O zamanlar hiçbir ülkenin uzaya uydu gönderebilecek bir teknolojisi yoktu ve Keough'un bu itirafı yalanlanıp kapatılmaya çalışıldı. Aradan zaman geçti ve 1963 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin uzaya son olarak test amaçlı fırlattığı Mercury Atlas 9'un görevi dünyanın etrafında 22 tur atmaktı. Ve tam 15. turda uzay aracının ana pilotu Gordon Cooper aracın önünde yeşil ışıklar saçan bir cisim gördü. Bunu takip edebilmeleri için hemen Avustralya Uzay Komutanlığı'na bildirdi. İşin garibi ise Cooper geri döndüğünde bunun hakkında konuşması kesinlikle yasaklandı ve bunun kendisinin kabinindeki karbondioksit yüzünden halüsinasyonlar gördüğü söylendi. Avustralya'daki NASA istasyonunda yaklaşık 100 kişi de Cooper'ın bu söylediği şeyi görmüştü. 10 yıl sonra 1973 yılında o radyo operatörünün yakaladığı radyo sinyalleri Duncan Lunan isimli bir yazar tarafından incelendi ve yaptığı deneylerin sonucunda bunun 13 bin yıldır var olduğunu ve ayın yörüngesinde döndüğünü ve bizden 202 ışık yılı uzaklıktaki Epsilon Boötis isimli yıldız sistemi tarafından gönderildiğini söyledi. Aradan biraz zaman geçtikten sonra bulduğu bu şeyleri geri çekti ve yanlış bilgilere dayanarak çalışmış olduğunu söyledi. Her neyse anlayacağınız bu cismi gören çok fazla kişi oldu. Fakat bir şekilde üzeri örtüldü ve olay kapatılmaya çalışıldı. 70'ler ve 80'lerde hiçbir delil olmadığı için bu cisim artık bir şehir efsanesi haline geldi. Ta ki 1998 yılına kadar. NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu fırlattıktan sonra yapılacak olan ilk birleşme için başlatılan STS-88 projesi tam 11 gün sürdü. Tüm bu görev anında 7 milyon 600 bin kilometre katledildi ve dünyanın etrafında 186 tur attı. Ve bu turlardan
biri sırasında şöyle bir fotoğraf çekildi. Hatta birkaç tane fotoğraf çekildi. Ve bunlar sonrasında NASA'nın kendi sayfasından da paylaşıldı. Videonun açıklama kısmındaki kaynaklar bölümünden ulaşabilirsiniz. Bazıları bunun 1980'de uluslararası uzay üstünde yapılan bir uzay yürüyüşü sırasında kaybolan bir termal örtü olduğunu söylüyor. Fakat bence bu ikisi hiç de benzemiyor. Yani sonuç olarak ortada kesin bir şey yok. En büyük kanıt onun bir örtü olduğu. Fakat o bile kanıtlanamıyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce gerçekten o bir termal örtü mü yoksa uzayın başka yerinde yaşayan canlılar tarafından mı gönderildi? Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.